yanıma şoförü çağırmış. Gelsene de geri geçin. Esat. Arabayla gel, şurada gel. Zafer, mikrofon açtın mı? Ses 1-2-3-4 müteyi geldi. Geçebilecek de koridor açın abi. Atabey, sizi bekliyoruz Atabey. Seriyanım hep beraber alıp çıkartıyoruz. Seriyanım. Demet Hanım sizi de alalım. Demet Hanım. Bir indireyim bari. Ben arabaya çıkıp. Hep beraber bir alsana Atabey'e de alalım. Konuğumuz da Atabey. Evet, çok güzel bir geceydi. Merhaba, evet, çok harika bir geceydi. Evet. Ne söyleyeceksiniz efendim? Show da yaptınız. Ben de show mu yapmadık, eğlendik içeride ya. Kırıp geçirdiniz zaten müziği. Eğlendik, çok 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 eğlenceliydi gerçekten. Efendim yakın zaman sonra filmimiz girecek vizyona. Birçok yakın komedyen... değil, Şubat'ta gireceğiz, daha birkaç ay var ama. Çok komedyen film çekti. Bu sene kıran kana bir mücadele olacak. Neler söylüyorsun? İyi oynayan kazanasın. Kim kazanır efendim? Demet Hanım da burada. Evet, burada Demet Hanım ama misafir. Demet Hanım, dışarıdaki beklentimiz de. Seyirci mutlu olsun. Evet, evet. Hadi iyi geceler. Yaşlı Batı izleyecek misiniz? İzlemeyecek. Tamam, yaşlı Batı. Çocuklar bak. Al al al. Hadi bakalım. Biz eğlenceli. Sizi de yapsaydım çok güzel. Allah içerisinde. Biz beraber çıkalım. Hayır. Taksi! Taksi! Taksi bizi ayarlayın çünkü polis araba almayacak. Benim araba gelmedi değil mi? Taksi ayarlayın kız Elçin. Sanatçılar olarak kutlanmışız. Şimdi burada tüm ekibimiz. Bütün ekibi beraber. Görünüz nasıl bir ekipten buradan, nasıl bir iş çıkıyor. Evet. Demet Hanım, astrolojik denemesi miydi bu akşam? Yok efendim, hiçbir deneme değildi. Kendi kendimize eğleştik arkadaşlar. Biliyorsunuz, seviyoruz arkadaşlarımızla hep beraber olmayı. Arada bir böyle bir eğlence hepimiz için iyi oldu. Motivasyon oldu herkese de. Güzel bir gece oldu. Başka bir şey yok. Böyle hızlı günlük yayınlanan bir dizi çekmek zor olsa gerek. Zor zor. Haftada 4 gün çalışıyoruz. Günde yarım saat yayınlandığı için bir bölüm çekiyoruz her gün. Haftada 4 gün. O yüzden yayınımız var yani. 40 dakika yayınımız da var, evet, doğru. Hem hep beraber bir arada olmak istiyorduk tüm ekip. Bu akşam güzel bir vesile oldu bu 100. bölüm sebebiyle. Yarın boş günümüz, Perşembeden itibaren tekrar devam. Atabey'de konumuzu. Atabey'de bu akşam benim misafirimdi, evet. Çok istedik bu akşam bizle beraber olsun. Belki bir bölüm bizde de misafir oyuncu olarak oynayacak Ata. Şubat'ta da filmimiz çıkıyor, sen söylemeden evet. Ben söyleyeyim. Tamam. İkiniz de sanki filmdeki karakterlerden evet, 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 biraz öyle oldu. Ben de merakla bekliyorum. Şu anda Ata filmin müzikleriyle meşgul. Müziklerini yapıyorlar filmin. İşte karar verdiğimiz birçok şey var. Ama onları tekrar bir toparlıyor. Şu anda da zaten bu gece de buraya o çalışmanın sonucunda geldi.
Şubat'ta çıkacak filmimiz. Biz de meraklı bekliyoruz ama ondan önce birçok filmin galası var. Onlarda da görüşeceğiz herhalde. Çünkü komedyenlerin senesi olacak. Vallahi çok güzel bir... Çocuklar çok eğlenceli bir sene bu sene. Gerçekten hem komedi, hem korku, hem işte ne ararsanız her tür film var sinemada. Ve bence bu sinema sektörü için çok doğru bir şey. Ben hepsini gönülden destekliyorum. Elimden geldiği kadar da, vaktim olduğu kadar da gitmeye çalışacağım hepsinin. Galalarına gidemesem de gidip sinemada seyredeceğim hepsini. Bu hepimiz için sevindirici bir durum. Dizilere bakalım. Dönmek istiyorsun. Dizilere de sonlarında öpüşme evet. Güzel bir şey. Ne var? Yani öpüşme sahnesi gerekiyorsa öpüşürsün. Ya sanki hani reyting almak için şartmış gibi bir durum. Hayır efendim. Hiç öyle bir durum yok. Yastık mantığı var efendim. Yok efendim. Hiç öyle bir yastığa maslığa gerek yok. Direktman öpüşürsün istiyoruz biz. Hiç öyle bir durum yok. Evet. O zaten sanıyorum açıklaması da yapıldı. Hani bilemiyorum o şimdi tam neyin nesidir, neyin söylentisidir ama ne gerekiyorsa televizyonda rütün el verdiği şekilde hikaye neyi gerektiriyorsa oyuncular da onu yapıyorlar. Ben cesur, genç ve yetenekli oyuncuların arkasındayım. Onlar doğru bildiklerini yapıyorlar ve çok da genç, güzel aktrisler ve aktörler geliyor. Zevkle seyrediyorum. Ben de iyi bir televizyon izleyicisi olarak onları izliyorum severek. Kalkanız Yılmaz Erdoğan'da filmi önümüzdeki hafta izlediniz. Evet, önümüzdeki hafta hayır. Merakla bekliyorum. Telefonlaştık. Galada görüşeceğiz herhalde dedik. Çünkü şu anda Yılmaz'la bir film çalışması içinde. Yeni. İstanbul'da değil. Yeni bir filmi var. Nuri Bilge Ceylan'la çekiyorlar. Şu anda onun film çalışmasında. Hem haftada iki gün İstanbul'a geliyor. Çok güzel hareketler bunları çekiyorlar biliyorsunuz. Yeniden başladı. Onun dışında da yeni filmi giriyor vizyona. Galada görüşeceğiz herhalde hep beraber. Orada sizin nasıl yakın dostunuz? Onda ara verme durumları var. Siz bir dost olarak neler söyleyeceksiniz? Nasıl ara Serhat verme durumları? Şöyle ya. Sen gel geri o zaman. Yok canım. Sezen Aksu ara verir mi? Beni ittirirse gel geri. Sezen Aksu müziği ara verirse biz ne dinleyeceğiz yani? Olur mu öyle şey? Öyle bir şey. Yılmaz Erdoğan'ın başını gördünüz mü? Bıyıklarını kesmiş. Bakayım, geriye Yılmaz daha önce de kesmişti bıyıklarını askere gitmeden önce. Ben her zaman söylüyorum ona çok yakışıyor ama o alışmış bir şekilde de böyle bir tik olmuş artık. Ha, böyle bir tik olmuş eliyle oynuyor diye herhalde bir boşluk hissediyor. Ama değişik bir genç, hatta daha muzik bir hava veriyor Yılmaz'a. O ben seviyorum Yılmaz'ın o halini. Ha, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederiz. Bu saatlere kadar beklediniz. Buradayım, gel. Fotoğraf alayım. Tamam, hadi. Pardon, tamam. Şapkamı da çektiniz mi? Hadi gidiyorum. Şapkalık bir anlamı var mı efendim? Yok efendim. Çekimde buldum. Kostüm bir şeyde. Odada buldum. Takım kafama. Ya kaçsanız ola biraz daha. Gel. Ama geçti.